Evet. Şimdi arkadaşlar bu örneğimizi şöyle bir şey yapalım. Ona kadar olan sayıların biz ona kadar olan sayılar içindeki çift sayıların toplamını yaptırmak istiyoruz. Burada bir tane toplam diye bir değişken tanımlayacağım arkadaşlar. Hemen mevcut örneğimin üzerinde ve toplam diye arkadaşlar değişkenimi tanımladım. Bundan sonra yapacağımız işlem şu, sayının artış miktarı birer birer artır diyorduk ya, sıfırdan itibaren sayının artış miktarı bu sefer ne olsun arkadaşlar? İkişer olsun. Altını kırmızıyla çizdi. Neden? Çünkü şu artı arkadaşlar birleşimi operatörü burada. Eğer önüne eşittir koyarsanız sayının değerine bir sonraki sayı değerini ekle anlamındadır. Bunu buraya yerleştirdim ve tek yapmam gereken burada artık şunu yapacağım. Çift sayıların toplamını belirtmek istiyorsak toplam diyeceğim. Toplam dedikten sonra artı eşittir sayı diyeceğim. Yani her seferinde sayı değişkenini toplam değişkeninin içine aktaracak. Ve bu toplamı ekrana yazdırmak istiyorsam hemen altına yazayım. Bir önceki örnekteki gibi olacak aynı aslında. Response right dedim. Toplam, hatta şöyle diyeyim, çift sayıların toplamı, çift toplam diyelim. Artı toplam diyelim. Evet, çift sayıların toplamı yapıyoruz burada. Çift sayıların toplamı. Şuraya da iki nokta üst üste diyelim, birer tane de boşluk bırakalım. Evet. Şimdi burada her seferinde çift sayıların toplamını göstereceğim arkadaşlar. Hatta şuraya bir tane BR atalım. Evet, BR atalım, tamam. Artı diyelim şuraya sonuna. Bir tane de BR koyayım buraya. Neden BR koyuyorum? Alt alta görünsün diye. Evet, BR'mizi de koydum. Şimdi F5'e basarak çift sayıların toplamını göstermek istiyorum size. Arkadaşlar bir kere sayımız 0, 2, 4, 6, 8, 10 diye sayıyor. Ve birinci toplam 0 ile 2'nin toplamı 2, 2 ile 2'nin toplamı 6, 6 ile 4'ün toplamı 12. Bu da her aşamayı gösteriyor. Biz çift sayıların toplamını istemiştik 0'dan 10'a kadar. En son sonuç 42. Eğer bunu her seferinde yazdırmak istemiyorsanız, ben her adımı görebilmek için böyle yaptım. Şunu var döngüsünün içinde her sefer, her var döngüsü sırasında çalışmasını istemiyorsanız var döngüsünün dışına alıyoruz. Tutuyorum bakın, sürüklüyorum. Ve çalıştırıyorum. Bakalım çalışacak mı? Bir hata verdi, bakalım. Hata, belki hatamızı düzeltelim. Şimdi orada çalıştı, burada çalışmadı. Neden çalışmadı? Çünkü çok dışarı aldık. Yok. Yani çok dışarı almışız, evet. Arkadaşlar olayın dışına almışız sayfanın yüklenmesini. Şu küme parantezin hemen önüne alacağız. Şu küme parantezini bir aşağı indirelim. F5'e basalım. Arkadaşlar 10'a kadar, 0'dan 10'a kadar olan çift sayıların toplamı 42'ymiş. Bu şekilde çift sayıların toplamını buldurmuş olduk arkadaşlar.